geldiniz. Bugün doğumunun birinci yıl dönümünde, hala birinci yıl dönümü, Kaşgarlı Mahmut Konferansı'na katıldınız. Bir yıl önce Türk aleminin çok büyük bir yıldızı doğdu. Birazdan onun üzerine çeşitli görüşler, konuşmalar yapılacak. Fakat onun öncesinde Uygur müziği dinleyeceğiz. Kendisini bir konuşma yapması için buraya davet ediyorum. Bugün çok değerli bir konuyu yeniden ele almak üzere toplandınız. Mutlaka Türkçe dilinin önemi bu vesilelerle içinde bulunduğumuz toplum açısından bir kez daha çarpıcı bir biçimde gündeme geliyor. Bildiğiniz gibi Hollanda'daki Türk toplumu Türkçe dil bilgisi eğitimi açısından sıkıntılı günler geçirmeye namzet. Biz bu konudaki çalışmaları özellikle velilere yönelik olarak Türkçe dil bilgisini geliştirmek ve Türkçe dil bilgisini yaymak toplumun yeni gençlerine, 4. ve 5. kuşaklara Türkçe dil bilgisi konusunda gereken eğitimin verilmesi üzerinde çaba gösteriyoruz. Bu çabalara sadece bizler değil, sizin okuduğunuz bu mesajları gönderen değerli siyasetçilerimizin de destek vermesini gönülden dileriz. Gayet tabii onların desteği olmadan bu tip sorunların çözülmesi daha güç olacaktır. O itibarla ben bugün aramızda olan tüm kardeşlerimizin, tüm görüyorum aranızda dernek yönetimine seçilmiş arkadaşlarımızın toplum için hayırlı çalışmalar yapacağına olan inancımı bir kez daha belirtmek istiyorum. Çünkü genç kuşakların dilimizi öğrenemeden, yeteri derecede öğrenemeden gelişmeleri kuşkusuz bizi ileride daha sıkıntılı bazı günlere götürecektir. Benim bu sorunu halledeceğimize olan inancım tamdır demiştim. Evet, bu vesilelerle bence velilerimize, annelere, babalara vereceğimiz en büyük mesaj bizlerle el birliği içinde olmalarıdır. Siyaseti iyi anlamda toplumumuzun ihtiyacı olan bazı konuların halledilmesi yolunda çözmeye çaba göstermeleridir. Ve bu anlamda da bizim buradaki devletin temsilcileri olsun, sivil toplum temsilcileri olsun, sizler olsun
el ele çalışacağımıza olan inancımı, güvencemi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sayın Büyükelçimize çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi Profesör Doktor Şükrü Akalın'ı buraya davet ediyorum. Bugün Kaşgarlı Mahmud'un doğumunun 1000. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin düzenlediği bu etkinlikte sizlerle birlikte olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu etkinliği düzenlediği için Türkiye'ne katkıda bulunan, destekte bulunan bütün kuruluşlara yürekten teşekkürlerimi sunarım. Öncelikle 1008 yılında doğan ve geçen yıl 1000. doğum yılı kutlamalarına konu olan UNESCO'nun da etkinlikler programına yer aldığı Kaşgarlı Mahmud üzerinde durmadan bir konuyu düşünmenizi isteyeceğim. Dünyada 1000. doğum yıl dönümü kutlanan kaç kişi hatırlıyorsunuz? Dünyada 1000. doğum yıl dönümü kutlanan bilgin, kaç bilgin hatırlıyorsunuz? 1000. doğum yıl dönümü kutlanan kaç dil bilimci var? Kaç yazar var? Kaç şair var? Kaç coğrafyacı var? Kaç derlemeci var? Ve kaç insan var 1000. doğum yıl dönümü kutlanan? Çok az. Belki birkaç kişi aklınıza geldi. Ama Kaşgarlı Mahmud bütün bu özellikleri bünyesinde toplayan ve bugün 1000. doğum yıl dönümünü kutladığımız bir büyük bilgin, bir büyük araştırmacı, bir büyük dil bilimci, bir büyük yazar, şair, tarihçi, coğrafyacı, derlemeci. Bütün bu özellikleri bünyesinde topluyor Kaşgarlı Mahmud. Adeta olağanüstü bir insan olarak karşımızda şekilleniyor. İşte ben bu kısa konuşmamda Kaşgarlı Mahmud kimdir, ne yapmıştır, Divan Lügati Türk ne anlatır, bu konuda sizlere kısaca bilgiler sunmaya çalışacağım. Kaşgarlı Mahmud'un Karahanlı Hanedanı'nın şehzadesi olduğunu biliyoruz. Türk soylu halkların ilk dil bilginidir. Türk dilinin ilk dil bilgisi kitabı ve ilk sözlüğü Divan-ı Lügat-ı Türk'ün yazarıdır Kaşgarlı Mahmud. Ve yazmış olduğunu söylediği bir başka eser daha var. Kitab-ı Cevahir'inna fi Lügat-ı Türk. O maalesef elimize geçmemiştir. Keşke o da geçseydi. Divan-ı Lügat-ı Türk'ün bulunuşu zaten Türk dili tarihi araştırmalarında adeta 1000 yıllık bir kazancı ortaya çıkarmıştır. Evet, Kaşgarlı Mahmud'un soyu yapılan araştırmalarla Karahanlı Hanedanı'nın Doğu Karahanlılar koluna bağlı şehzadesi olduğunu ortaya koyuyor. Ve Kaşgarlı Mahmud'un soyu ilk Müslüman Türk Devleti'nin Kağan'ı ve ilk Müslüman olan Türk Kağan'ı Abdülkerim Satuk Buğrahan'a kadar uzanmaktadır. Zaten Kaşgarlı Mahmud kendisini şöyle tanımlıyor Divan-ı Lügat-ı Türk'te. Türklerin en güzel konuşanı, en açık anlatanı, en iyi eğitim göreni, soyca en köklüsüyüm diyor. Aynı zamanda da çok iyi karga atarım diyor. Her alanda yetişmiş, soylu bir insan olduğu bu anlatımından da anlaşılıyor. İşte doğumunun 1000. yıl dönümünde kutladığımız Kaşgarlı Mahmud, biz Divan-ı Lügat-ı Türk de biliyoruz ama yalnızca bir sözlük bilimci, yalnızca bir dil bilimci değil Kaşgarlı Mahmud. Bütün Türk illerini dolaşıp, Türk toplulukları arasında yaşayarak, onların söz varlığını, sözlü edebiyat ürünlerini yazıya geçirmekle, yaklaşık 1000 yıl öncesinden binlerce yıl sonrasına ulaşmasını sağlayan
ilk derlemecimizdir Kaşgarlı Mahmut. Hakaniye, yani Karahanlı Devleti'nin dilini Hakaniye lehçesi diye adlandırıyor Kaşgarlı Mahmut. Hakaniye lehçesiyle Uygur, Oğuz, Kıpçak, Türkmen, Kırgız, Çiğir, Yağma, Argu ve diğer Türk soylu halkların lehçelerini Türk adı altında toplayarak eserine Divan-ı Lügati Türk, yani Türk lehçelerinin sözlüğü adını veren ilk Türk hocası olmuştur. Burası son derece önemli. Sovyetler Birliği 1990'lı yılların başında dağıldığında yeni bağımsızlıklarını kazanan Türk Cumhuriyetlerindeki soydaşlarımızın nasıl adlandırılacağını tartıştık bir süre. Türkin diyenler oldu, Türkin diyenler oldu, Türk diyenler oldu. Ama bu sorunun yanıtını Kaşgarlı Mahmut, günümüzden 1000 yıl önce doğan Kaşgarlı Mahmut veriyor. Eserinde diyor ki, Kırgızlar arasında dolaştım, Uygurlar arasında dolaştım, Hakaniye Türkçesini araştırdım, Oğuzları gördüm, Türkmenleri gördüm. Bunların bütün söz varlığını ben Divan-ı Lügati Türk adı altında topladım diyor. Dikkat ediniz, Divan-ı Lügati Türkiye dememiş. Bütün bu Türk soylu halkların söz varlığını, o kültürel zenginliğini Türk adı altında toplamış. İşte 1000 yıl önce olan Kaşgarlı Mahmut bugün bile zaman zaman tartışılan bu soruna en açık cevabı veriyor. Neler anlatıyor Divan-ı Lügati Türk'te? Türkmenlerde Oğuzların bir olduğunu, aynı kökten geldiğini, 24 boydan oluştuğunu, destan kahramanları Şu'nun savaşlarını, Zülkarneyn'de yaptığı savaş, yani İskender'le yaptığı savaşları anlatan, kurduğu şehrin öyküsünü yazan ilk tarihçimizdir aynı zamanda Kaşgarlı Mahmut. Evet, bir de coğrafyacımızdır dedim, ilk coğrafyacımızdır. Çünkü Kaşgarlı Mahmut eserinde Türklerle birlikte aynı coğrafyada yaşayan milletlerin yaşadığı ülkeleri, kentleri, kasabaları, köyleri tanıtan, bu yerleşim bilimleri hakkında bilgiler veren ve çizdiği haritayla ilk Türk coğrafyacısı ünvanını da kazanan ilk bilginimizdir Kaşgarlı Mahmut. Ve 1072 yılında yazmaya başladığı bu kitaba eklediği haritayı da dünyayı yuvarlak olarak çizdiğini görüyoruz. 1072 yılındaki eserde dünya yuvarlak olarak çiziliyor. Dünya haritasında Japonya'yı gösteren ilk coğrafyacıdır Kaşgarlı Mahmut. Evet, Japonya'nın dünya haritası üzerinde gösterilişi Kaşgarlı Mahmut'un çizdiği bu haritayladır ilk kez. Yaklaşık 300 yıl sonra bir başka haritada Japonya gösterilecek. İşte burada gördüğünüz Jabanka diye yazılı olan bölüm, etrafı denizle çevrili adayı Kaşgarlı Mahmut Japonya olarak, o zaman tabii Jabanka diye adlandırarak bizlere gösteriyor. Kaşgarlı Mahmut Japonya olarak, o zaman tabii Jabanka diye adlandırarak bizlere gösteriyor. Eserine alacağı söz varlığı konusunda tuttuğu yolu açıklarken kullanımdan düşmüş eski kelimeleri söz varlığına almadığını söylüyor Kaşgarlı Mahmut. Bu şu anlama geliyor: Türkçenin söz varlığı konusunda çok ayrıntılı bilgilere sahip Kaşgarlı Mahmut. Türkçenin eski söz varlığını da biliyor. Keşke onları da alsaydı. O zaman Türk dili araştırmalarının tarihi birkaç yüzyıl daha da geriye gitmiş olacaktı. Döneminin Türk yazı dillerini çok iyi bilmesi, Türk topluluklarından derlediği sözlerin anlamlarına, türlerine, özelliklerine vakıf olmasının yanı sıra Türk dilinin eski söz varlığından da haberdar olması
Kaşgarlı Mahmud'un çok iyi bir öğrenim gördüğünü ortaya koyuyor. Kaşgarlı Mahmud sürekli olarak Kaşgar'ı havasıyla, suyuyla, doğasıyla övmektedir. Hakan'ın yaşadığı şehir olarak niteliyor Kaşgar ve çevresini. Buradaki bazı yerleşim birimlerini sayıyor ve o dönemde bir kültür merkezi olarak gelişen Kaşgar'da yetişmiş olması bu büyük bilginin Kaşgarlı adıyla anılmasını da sağlamıştır. Eserin ilk sayfalarında kendisinden söz ediyor. Babasının adının Hüseyin, dedesinin adının Muhammed olduğunu, Uygur adının açıklamasını yaparken Oğuzların kendisine ailesine hamir yani emir kelimesinin önünde bir H türemesiyle hamir, hamir dediğini belirtiyor Kaşgarlı Mahmud. Daha sonra yapılan araştırmalar Karahanlı Hanedanı içerisindeki bir taht kavgası sonucunda hem babasını hem dedesini kaybettiğini Kaşgarlı Mahmud'un ve daha sonra ülkesinden ayrılarak diğer Türk soylu halklar arasında, topluluklar arasında yaşamaya başladığını bize bu yeni bilgiler gösteriyor. Zaten böylesine geniş kapsamlı bir eserin hazırlanması ancak bu şekilde bu coğrafyada uzun süre gezmek de mümkün olabilir. Emin olunuz Kaşgarlı Mahmud'un ortaya koyduğu eseri bugünün teknik şartlarında ulaşım imkanlarının arttığı bugün de bile hazırlamak bir kişinin hazırlaması öyle olacak bir iş değildir, kolay bir iş değildir. İşte Kaşgarlı Mahmud'un yaşadığı bu olay sonrasında Türk dünyasını adım adım dolaştığını, gördüğü her nesnenin adını sorduğunu, Oğuzlar buna ne der, Kıpçaklar buna ne der, Kırgızlar buna ne der diye teker teker sorarak onları not ederek sözlü edebiyat ürünlerini derleyerek işte Kaşgarlı Mahmud Divan-ı Lügati Türk adını verdiği bu eseri yaklaşık 20 yılda 1057 yılında ayrılmıştır ülkesinden. 1057 yılından 1072 yılına kadar olan geçen sürede bütün bu malzemeyi toplamış, o coğrafyayı baştan başa dolaşmış ve en son Bağdat'a giderek işte bu eseri orada yazmaya başlamıştır. Niçin yazmıştır Kaşgarlı Mahmud? Eserin başında diyor ki, Hazreti Muhammed'in bir hadisi var diyor. Türklerin çağı başlamıştır. Türkçeyi öğrenmek gerekir. Türkçeyi öğrenmek gerekir diye söylüyor. Eğer bu hadis sahihse, yani doğruysa, Peygamber'in sözünü tutarak herkesin Türkçe öğrenmesi gerekir. Yok eğer bu hadis sahih değilse diyor, akıl da Türkçeyi öğrenmeyi emreder diyor. Ve ikinci bir amacı daha var Kaşgarlı Mahmud'un, Araplara Türkçeyi öğretmek. Hem Türkçenin Arapça kadar güçlü bir dil olduğunu ispatlamak, hem de Araplara Türkçeyi öğretmek. Ne zaman? Bu zamanlama çok önemli. Az önce sayın konuşmacımız da belirtti, sunuşu yapan arkadaşlarımız. 1071 yılında Malazgirt zaferini kazanıyor Alparslan. Evet, Abbasiler hakim durumdalar ama yeni bir güç ortaya çıkıyor Türkler. Bağdat'ta da etkin konumdalar. Halife Melikşah'ın damadı oluyor. Bunlar çok önemli bilgiler. Yani o dönemde yönetimde Abbasiler var fakat Türkler o coğrafyada büyük bir güç olarak ortaya çıkıyor. İşte böyle bir dönemde Kaşgarlı Mahmud zaten daha önceden derlediği o malzemeyi bir araya getiriyor ve Arapların ünlü bir dil bilgini var.
Halil bin Ahmet, onun yazdığı bir kitabı aynı var. Ona rakip olarak o kitap nasıl Arapçanın söz varlığını ortaya koyuyorsa, bu da Türkçenin söz varlığını ortaya koysun. Araplar Türkçeyi öğrensinler. Böylece Türkçe bir evrensel dil olarak İslam dünyasında yayılsın düşüncesiyle Kaşgarlı Mahmud Divan-ı Lügati Türk'ü yazıyor. Ve yaklaşık 20 yılda topladığı bu malzemeyi 2 yıl üzerinde çalışarak kaleme aldığı Divan-ı Lügati Türk, Türk dilinin ilk sözlüğüdür. Yalnızca sözlük değildir. Aynı zamanda Türkçenin ilk dil bilgisi kitabıdır. Fiil çekimlerini anlatır, isimler hakkında bilgi verir, sıfatlar hakkında bilgi verir. 1000 yıl öncesi Türkçesinin ilk veri tabanıdır. İlk derlemidir, yani korpus diye adlandırılan ilk derlemidir Türkçenin. Türk yazı dillerinin, Türk lehçelerinin tarihsel köklerini ve yaşadığı gelişmeleri ortaya koyan eşsiz bir kaynaktır Divan-ı Lügati Türk. 11. yüzyıl Uygurcasının, Oğuzcasının, Kırgızcasının ve diğer Türk lehçelerinin ses bilgisi ve biçim bilgisi özellikleriyle ilgili bilgileri, söz varlığının gücünü, inceliklerini 21. yüzyıla, yani bugüne ulaştıran eşsiz bir bilgi hazinesidir. Tarihin en eski dönemlerine kadar uzanan kültür değerlerimizi ortaya koyan, Uygur Kağanlığında, Oğuz Obalarında, Kıpçak Bozkırlarında, Karahanlı Devleti'nde, kısacası 11. yüzyılın Türk dünyasında yaşayan toplulukların dilleri, gelenekleri, inanışları, yaşayışları konusunda bilgiler veren, ulusal takvimimizin tarihçesini bizlere anlatan, Türklerin ilk kullandığı takvim, Türklerin bulduğu bir takvim, Türklerin kurduğu bir takvim, 12 hayvanlı Türk takviminin nasıl oluştuğunu anlatıyor Kaşgarlı Mahmud. Adeta bir ansiklopedi gibi. Bir Türk Kağan'ı, tabii Kaşgarlı Mahmud'dan yüzlerce yıl önce gerçekleşen bir olay bu. Neden? Çünkü Orhun abidelerinde görüyoruz ilk kez 12 hayvanlı Türk takviminin tarihlendirmesini. Bu ilki takvimde denk geliyor, yani günleri o yaptığımızda aynen. Mesela Orhun abidelerinin maymun yılında işte 5. ayda dikildiğini söylüyor ki bugün işte 731 yılına tarihlendirdiğimizde geliyor. 731, 1072, 300 yıldan fazla bir zaman var. Nasıl oluşmuş bu takvim? Bir Türk Kağan'ı merak ediyor. Diyor ki geçmişte bir savaş yapmıştı ataların. Bu savaş ne zaman oldu acaba? Herkes farklı bir şey söylüyor. Veziller farklı düşünceler bile getiriyor. Bir türlü kesin tarihi belirleyemiyorlar. Kaan diyor ki bu olmadı. Yani biz atalarımızın ne zaman ne yaptığını bilemiyoruz. Yarın bizim de ne yaptığımızı bizden sonra gelen çocuklarımız, torunlarımız bilemeyecek. En iyisi biz bir düzen kuralım. Yılların bir adı olsun, günlerin adı olsun, ayların adı olsun. Buna göre bütün olayları biz tarihlendirelim. Nasıl yapalım? Diyor ki Dıla Vadisi, bugün de Çin sınırları içerisinde, Dıla Vadisi'ne doğru hayvanları sürelim, ormana gidelim, atları sürelim. Hayvanlar ürksün, suya doğru koşsunlar. Suyu ilk geçen hayvandan başlayarak yılları adlandıralım diyor. Bunu yapıyorlar. İlk geçen sıçan oluyor. İkinci geçen öküz, pars, tavşan. Bu şekilde 12 hayvan geçince yılların 12 yılın bu şekilde adı belli oluyor. Son yıla geldikten sonra tekrar başa dönüyor. Yine bu şekilde bir dönüş. Evet, işte böyle bir adlandırmayla bu sene
öküz yılında olduğumuzu da belirteyim. Türk takvimine göre 2009 öküz yılına girdi. Ve aylar bu şekilde adlandırılıyor, günler adlandırılıyor. Böylece 12 hayvanlı Türk takvimi başlıyor. Ve bugün bu takvim hangi güne denk geliyor biliyor musunuz? 21 Mart. 21 Mart yani Nevruz. Yeni yıl 21 Mart ile başlıyor bugünkü takvimde. İşte ulusal takvimimizin tarihçesini bizlere anlatan, bunu Çin takvimi diye dünya biliyor ama Kaşgarlı Mahmud'un verdiği bilgilerden 12 hayvanlı Türk takvimi olduğunu görüyoruz. Gök cisimlerinin Türk dilindeki adlarını ilk kez anan, yazıya geçiren kişilerden biridir Kaşgarlı Mahmud. Mars gezegeninin Türkçedeki adının Bakır Sukun, Jüpiter'in Türkçedeki adının Erentüz olduğunu yazan, gök kubbeye kök çıkrısı Temür Kazmuk yani bugün demir kazık, Ülker, Yitigen yani büyük ayı, yıldız takımının Türkçedeki adlarını sözlüğüne alan, sözlüğe geçiren ilk kişidir Kaşgarlı Mahmud. Türk halkları arasında çocuk oyunu olarak bilinen ve futbolun atası sayılabilecek tepük oyununu bize ilk anlatan kaynaktır Divan-ı Lügat-ı Türk. Oğuzların kullandığı damgaları bize tanıtan bir kaynaktır. 24 Oğuz boyundan 22'sinin damgaları burada yer alıyor. Kınık, kayı, bayındır, ile saldır, avşar, bütün bunların damgalarını bize ulaştırıyor. Sadece bir sözlük mü? Değil. At yetiştiriciliğinden tarıma, hukuk düzeninden devlet yönetimine, dokuma ve el sanatlarından yemeklerimize kadar yüzlerce konuda bilgi içeren İlk Türk ansiklopedisidir Divan-ı Lügat-ı Türk. Sözcükleri tanımlarken sözlü edebiyatımızın seçkin örnekleriyle anlatımını renklendiren, atasözlerimizin en eski biçimleriyle söz varlığımızın gücünü ortaya koyan eşsiz bir kaynaktır. Lise yıllarından hatırlarsınız, Alper Tunga öldü mü, ıssız Acun kaldı mı, Öptek Öcün aldı mı, emdi yürek yırtılır diye başlayan o dizeler Divan-ı Lügat-ı Türk sayesinde günümüze ulaşmıştır. Oradan öğreniyoruz biz. Ve Türk uygarlığının köklerini biz Divan-ı Lügat-ı Türk'te buluyoruz. Kaşgarlı Mahmud'un eserinde verdiği bilgilerden Türklerin 1000 yıl önce ütüyü bildiğini ve kullandığını öğreniyoruz. Şöyle tanımlıyor Kaşgarlı Mahmud ütük kelimesini. Mala biçiminde olan, ısıtıldıktan sonra giysilerin kırışıklıklarına bastırılarak sıcaklığın etkisiyle bu kırışıklıkların düzleşmesini sağlayan demir parçası diyor. Düşünün, 1000 yıl önce Türkler ütüyü biliyor, kullanıyor. Bir de deniyor ki Türkler göçebe bir millet, Türklerin uygarlığı yok, kültürü yok. İşte bu kültür değerlerimizin köklerini bize ulaştırıyor Kaşgarlı Mahmud. Ve atasözlerimiz, o binlerce yılın yaşanan olaylarından süzülerek gelen, böyle hazır söz kalıbı haline dönüşen atasözlerimiz var ki bu sözler yaklaşık 300'e yakın böyle atasözü ve deyim. Aç ne yemez, tok ne demez. Aynen anlaşılıyor. Alıcı aslan, gelirci sıçkan. Alacaklı aslan, borçlu sıçan. Yani alacağını isteyen aslan gibi saldırgandır. Borcu olan da bir sıçan gibidir diyor. Atası anası açık alnına yese,
Oğlu kızı dişi kamar. Babası annesi ekşi elma yese oğlunun kızının dişi kamaşır. Bu şunu söylüyor. Kötülük yapan bir kişi bu kötülüğün cezasını kendisinde görmezse çocuklarında görür. Bugün bile hala yaşıyor. Bir karga birine kış gelmez diyor. Biz bugün bir çiçekte bahar olmaz diye söylüyoruz. Birin birin min olur, tama tama göl olur. Birer birer bin olur, damlaya damlaya göl olur. Bu ikinci bölümü bugün aynen Türkçemizde yaşıyor. Endik üme evlikli ağırlar. Şaşkın konuk ev sahibini ağırlar. Bugün misafirin ahmağı ev sahibini ağırlar diye Türkçe'de kullanıyoruz. İşte bütün bu yönleriyle Divan Güvertli Türk Türkçe'nin hafızasıdır. Pek çok özelliği ile kültürümüzde ilklerin kitabıdır Divan Güvertli Türk. Türk uygarlığının kökleridir. Divan Güvertli Türk dilimizdir, edebiyatımızdır, tarihimizdir, kültürümüzdür. Kısacası Divan-ı Lügatettir, Türk'ün kendisi. İşte bu büyük eserin bulunuşu, Türkiye'de ve aynı zamanda dünyadaki tek nüshasının bulunuşu ile Türk dili tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. Eserin bulunuşu bile başlı başına bir ilgi çekici olaylar dizisidir. Divan Lügati Türk'ün varlığı biliniyordu. Ne zamandan beri? Antep'te Ayni'nin bir kitabı var. İktül Cuman diye orada geçiyor. Bir de Katip Çelebi'nin Keşf-ü Zünun adlı kitabında geçiyor. 2009 yılının da Katip Çelebi yılı olarak ilan edildiğini, UNESCO tarafından Katip Çelebi yılı olarak belirlendiğini de belirteyim bu arada. Nazip Paşa'nın kitapları arasında yer alıyor. Bu kitabı yakın bir akrabasına hediye ediyor ve diyor ki sıkışırsan bu kitabı götür sahaflarda sat, iyi para verirler. En az 30 altın eder diyor. Gün geliyor, kadıncağız bu kitabı alıyor, sahaflara götürüyor. 30 altına satmak istediğini söylüyor. Burhan Bey, kitapçı Burhan Bey bu kitabı alıyor. Önce Marif vekaletine götürüyor. Teklif ediyor. Diyorlar ki biz 15 altına kütüphane kurarız. Yani 30 altına bir kitap alamayız diye söylüyor. İşte tam o günlerde kitapçı da bu kitap beklerken Ali Emiri Efendi, kitap dostu, Diyarbakırlı, büyük bir kültür adamı o mağazaya geliyor, kitapçıya, sahafa geliyor ve görür görmez hemen bunun yüzyıllardır bilinen fakat ele tek bir nüshası bile geçmemiş olan Divan-ı Lügati Türk olduğunu anlıyor. Ve kendisi de diyor ki biraz da kurnaz, ben diyor bu Divan-ı Lügati Türk'tür, işte çok kıymetlidir desem 30 lira olan, 30 altın lira olan fiyat 300 altına çıkacak. Alıyor, bakıyor şöyle, diyor ki ya Mahmut Kaşgar'da Mahmut geziyeymiş diyor. Nedir diyor bu kitap. Etse etse diyor 15 lira eder, 15 altın lira eder diye fiyatı düşürmeye çalışıyor. Ama kitapçı Burhan Bey diyor ki hayır, sahibi 30 altın lira istiyor. Bunun üzerine bir rivayete göre Ali Emiri Efendi yanında 15 lira var. Dışarı eve kadar gitse belki bu arada kitap elden çıkar. Burhan Bey'e diyor ki sen içeride otur. Anahtarı alıyor, kapıyı kilitliyor Burhan Bey'in üstüne. Çıkıyor dışarı para bulmaya. O sırada bir arkadaşıyla karşılaşıyor. Ondan borç para alıyor. Geliyor tekrar dükkana, 30 altın lirayı veriyor. Burhan Bey de 3 lira komisyon istiyor, %10 komisyon. 33 altın liraya bu kitabı Kayseri alıyor. Kayseri. Ve ondan sonra
Kitabı alıyor, evine götürüyor. Sabaha kadar kitabı karıştırıyor. Ve bu büyük eserin kıymetini bilen bir kişi, ertesi bir haber bütün ülkeye yayılıyor. Herkes kitabı görmek istiyor. Yani o kitabın bulunuşundan sonra yaşanan olaylar da aslında bir film konusu. Mesela Ziya Gökalp, Ali Emiri Efendi'nin hemşehrisi, o da Diyarbakırlı biliyorsunuz. Eve geliyor, ne olur şu kitabı göreyim diyor. Ali Emiri Efendi, şimdi gösteremem diyor, belki bir ay sonra gösteririm diyor. Ve Ali Emiri Efendi, Ziya Gökalp'e bile kitabı göstermiyor. Güvendiği bir kişi var, Kilisli Muallim Rıfat. Sadece ona gösteriyor kitabı. Kilisli Muallim Rıfat kitabı düzenliyor çünkü sayfaları karışmış. Ama bir türlü yayın için izin vermiyor. Bunun üzerine Kilisli Muallim Rıfat da Ziya Gökalp bir oyun kuruyorlar. Diyorlar ki Ali Emiri Efendi, Maliye Nazırı İbrahim Paşa'yı çok sever. Ona iftara gider. Öyle bir şey yapalım ki Talat Paşa da sadrazam oraya gelsin. Talat Paşa'nın sözünü kıramaz Ali Emiri Efendi. Öyle bir düzen yapıyorlar. Tam iftar bitmiş. Talat Paşa yanında diğer vekillerle birlikte geliyor. Karşılaştıklarında aman üstadım diyor, elinizi öpeyim diyor, şu kitabı siz bulmuşsunuz, bunu yayınlayın. Talat Paşa ile birlikte yanındakiler de elini öpmeye kalkışıyorlar. 33 defa estağfurullah çektim diyor Ali Emiri Efendi o gece ve sonunda razı oluyor Ali Emiri Efendi kitabın basımına. Fakat o günlerde Birinci Dünya Savaşı başlamış. 1914'te bulunmuş kitap. Basımının, tıpkı basımının yapılması gerekiyor. Çünkü bir yansa, bir kaybolsa, bir yere düşse bütün o bilgiler gidecek. İşte Kilisli Muallim Rıfat tam o Birinci Dünya Savaşı'nın en şiddetli olduğu zamanlarda 1917-1919 yılları arasında Divan-ı Lügati Türk'ün tıpkı basımını, yani matbaa harfleriyle dizilmiş şeklini 3 cilt halinde yayınlıyorlar. Ve ondan sonra bu eserin ortaya çıkması, yayınlanmasıyla yeni bir takım çalışmalar başlıyor. Bu arada tabii yapılması gereken bir şey daha var. Bu kitabın aynı zamanda Türkçe'ye çevrilmesi. Divan-ı Lügati Türk'ün Kilisli Muallim Rıfat tarafından tıp basımının yapılmasından sonra ilk önemli çalışmayı Batılı Türkolog Karl Brockelmann yapıyor. 1920'li yıllarda hemen sözlük olarak Divan-ı Lügati Türk'ün sözlüğünü Karl Brockelmann hazırlıyor. İşte o yıllarda Divan-ı Lügati Türk'ün Türkçe'ye çevrilmesi işini Türkiye Büyük Millet Meclisi Mehmet Akif Bey ile Sami Rıfat Bey'e teklif ediyor. Görev olarak veriyor. Daha sonra işte İstiklal Marşımızı yazacak olan Mehmet Akif ve daha sonra Türk Dil Kurumu'nun kurucusu, ilk başkanı olacak olan Sami Rıfat görevlendiriliyor. Onlar bu göreve geldiklerinde bir de öğreniyorlar ki Kilisli Muallim Rıfat zaten bunu çevirmiş. Onunla bir ön görüşme yapıyorlar. Ama bu çevirilerden hiçbiri basılmıyor. Daha sonra 1932 yılında Türk Dil Kurumu Besim Atalay Bey'i Divan-ı Lügati Türk'ü Türkçe'ye çevirmekle görevlendiriyor. İşte Divan-ı Lügati Türk Besim Atalay'ın çevirisi 1940-41 yıllarında şurada görüyorsunuz hemen 4 cilt olarak Türkçe'ye çevrildi Besim Atalay Bey'in çevirisi.
Besim Atalay'ın bu çevirisini hala biz basıyoruz Türk Dil Kurumu olarak. En son geçen önceki yıl tekrar bastık. Çünkü bu yıl geçen yıl Kaşgarlı Mahmut yılı olduğu için sürekli olarak bu kitabı biz yayınlıyoruz. Her an baskısı var kitap satış yerimizde. İşte Kaşgarlı Mahmut'u hem ülkemize hem de dünyaya tanıtmak amacıyla geçen yıl Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurt içinde ve yurt dışında çok önemli çalışmalar gerçekleştirdi. İşte Divan Lügati Türk, dünyadaki tek nüshasının sahibi olan Türkiye'nin Millet Kütüphanesi'nde sergileniyor. İşte ortada gördüğünüz o camekan içerisinde Divan Lügati Türk sergileniyor. Bu kütüphanenin kurucusu Ali Emiri Efendi'dir. 16 bin kitabını kendi parasıyla aldığı, hiç evlenmemiş Ali Emiri Efendi. Bütün varlığını kitaplara harcamış. 16 bin kitaptan oluşan o kendi şahsi kütüphanesini veriyor ve Fatih'teki Millet Kütüphanesi'ni kuruyor. Adını da bu diyor ki Milletin Kütüphanesi, bu eserler milletin eserleri, adı da Millet Kütüphanesi olacak. İşte bu kütüphanede sergileniyor. Geçen yıl pek çok etkinlik yapıldı. Mesela Türk Dil Kurumu'nun düzenlediği etkinliklere konu oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığımız yeni bir tıpkı basımını yaptı. Burada görüyorsunuz, bakınız, 1990 yılında yapılan tıpkı basındır. 1990 yılında yapılmış bir Türk'ün. Yapılmış çeşitli çeviri yayınları var Türkiye'de. Türk Dil Kurumu olarak biz yurt içinde ve yurt dışında pek çok etkinlik düzenleme kararı aldık. Bir defa bizim 4 yılda bir düzenlediğimiz Uluslararası Türk Dili Kurultayı var. Dünyanın her yerinde Türkçe üzerine çalışan bilim adamları bir araya geliyorlar. Yaptıkları çalışmaları orada sunuyorlar. Bu kurultayın iki ana konusu vardı. Geçen yıl birinci ana konu Kaşgarlı Mahmut'un 1000. doğum yılı. İkinci ana konumuz da harf devriminin 80. yılıydı. Bu iki konu üzerinde bildiriler yoğunlaşmıştı. Bu bir kurultaya sunulan bildirilerin yaklaşık 100'ü Kaşgarlı Mahmut, Divan Lügati Türk ve dönemiyle ilgiliydi. Açılışını Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Dil Kurumu'nun bağlı olduğu Bakan Devlet Bakanlığı Sayın Mehmet Aydın'ın yaptığı kurultayda yaklaşık 100 bildiri Kaşgarlı Mahmut ve Divan Lügati Türk ve o döneme ait dil konularını ele alan bildirilerdi. 1000 yıl önce, 1000 yıl sonra Kaşgarlı Mahmut ve Divan Lügati Türk diye Türkçe'ye emek verenler dizisi adıyla yeni bir yayın dizisi başlattı Türk Dil Kurumu. İşte bu kitap ilk kitabımız olarak yayınlandı. Kurumumuzun süreli yayını Türk Dili Dergisi'nin Kasım 2008 sayısı Kaşgarlı Mahmut özel bölümü olarak çıkarıldı. Sanal ortamda da Kaşgarlı Mahmut'u tanıtmak amacıyla bir A sayfası oluşturduk. A cümlesi Divan Lügati Türk, Kaşgarlı Mahmut, bütün bu bilgilerin yer aldığı, bu çok geniş bir sayfa bu. Kısa bir film de var. Bu sayfalar şimdi tdk.org.tr adresinde Türkçe olarak hazırlandı ama amacımız bütün dünyaya tanıtmak olduğu için Çincesi, İngilizcesi, Fransızcası, Rusçası, Japoncası ve Uygurcası hazırlanıyor. Yakın bir zamanda onlar da kullanımda olacak. Ve burada Divan Lügati Türk'ün o yaklaşık işte 8600 civarındaki o söz varlığını ortaya koyan, o söz varlığına erişmemizi sağlayan bir de arama motorumuz var. Yani sözlük internette hazır.
Oradan kelimeleri tarayabiliyorsunuz. Kaşgarlı Mahmut'un sözlüğünü, yani kitap olarak elde edemeseniz bile elinizin altında internette var. Adana'da 3-4 Aralık günlerinde gençlerin gözüyle Kaşgarlı Mahmut ve Divan Lügati Türk Kurultayı yaptık. Bu kurultaya sadece Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileri değil, o bölümdeki genç araştırmacılar değil, bütün bölümlerdeki. Çünkü Divan Lügati Türk'te tıp terimleri var, iktisat terimleri var. Mesela iktisat bölümü öğrencisi Divan Lügati Türk'e göre 11. yüzyılda Türk dünyasında ticari hayat diye bildiri sundu. Hastalık adları üzerine, hastalıklarda tedavisinde kullanılan otlar üzerine, bunun üzerine böyle ilgi çekici bildirilerimiz de vardı. Ama en anlamlı etkinliği biz Türk Dil Kurumu olarak Kaşgarlı Mahmut'un ülkesi Kaşgar'da, mezarının da bulunduğu Kaşgar'da gerçekleştirdik. 3 gün öncelikle Pekin'de bir uluslararası toplantı düzenledik. Pekin'de 110 bilim adamı, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen Kaşgarlı Mahmut ve Divan Lügati Türk üzerine çalışan 110 bilim adamı Kaşgarlı Mahmut ve Divan Lügati Türk üzerine 24-26 Kasım günlerinde Pekin'de bildirilerini sundular. Başından sonuna kadar bütün bu oturumlar ilgiyle takip edildi. Çin'in başkenti Pekin'de Merkezi Milliyetler Üniversitesi ile düzenlediğimiz bu etkinlikte. Ama en anlamlısı Kaşgar'a bağlı Opal köyünde yapıldı. İşte yansıda görüyorsunuz, Türkiye Cumhuriyeti adına Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterimiz Sayın Mustafa İsen Başkanlığında 12 kişilik bir heyet olarak Kaşgar'da Opal köyünde düzenlenen bu töreni gerçekleştirdik. Bu töreni Uygur Özel Bölgesi destekledi. Türk Dil Kurumu ve Uygur Özel Bölgesi'nin birlikte düzenlediği bir etkinlik. Ve Kaşgarlı Mahmut'un türbesinde yapılan bu törende Kaşgarlı Mahmut'u mezarı başında andık. Sayın hocama ve büyükelçimize, sizlerin adına 31 Aralık 2008 tarihinde piyasaya çıkan Türkiye Cumhuriyeti Darphanesi tarafından sadece dünya çapında 3000 adet basılan Kaşgarlı Mahmut anısına paramızı Sayın Hocama ve Büyükelçime izninizle, müsaadenizle sunmak istiyorum. Buyurun. Değerli arkadaşlar, 3000 adet basıldı. Henüz Türkiye'de yayılmadı ama biz bir yolunu bularak bu anlamlı toplantıya çok sınırlı sayıda bu hatıraları getirdik. İlk ikisini Sayın Hocama ve Büyükelçimize takdim ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bu değerli armağanınız için çok teşekkür ediyorum. Bugünün anısı kuşkusuz belleklerimizde sürekli yaşayacaktır. Sayın hocama verdikleri bu değerli bilgilerden dolayı pek çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu vesileyle Hollanda'ya hoş geldiniz demek fırsatını da elde ettim. Sizleri daha sık aramızda görmek, belki bu değerli konferansları Hollanda toplumuna yönelik olarak da yapmak bizleri mutlu edecektir. Umarım burada kalışınız süresince bize de kısa bir süre ayırabilirsiniz. Belki o süre içerisinde bu gibi faaliyetlerinizde eşgülenmemek olanağını buluruz efendim. Çok teşekkür ediyorum.